Arkadaşlar hepinize tekrar merhaba. Çalışma ekonomisi dersimizin ikinci ünitesi ne işleyeceğiz sizlerle bugün? Emek arzı konusu. Nedir emek arzı dersek, kişilerin çalışıp çalışmama kararı almaları. Eğer bu kararı alacaklarsa ne kadar süre çalışacakları kararını aslında biz konuşacağız. Hangi çerçevede? Neoklasik çalışma boş zaman teorisi çerçevesinde. Şurada yazanı bir okumak istiyorum size. Kişilerin çalışıp çalışmamaya veya ne kadar süre çalışacaklarına nasıl karar verdikleri sadece kendileri açısından değil aynı zamanda ekonominin geneli açısından da önemli bir unsur. Neden? Kişilerin emeklerini arz etmeleri, kendileri için gelir elde etmelerinin başyolu olmasının yanı sıra ekonomik açıdan da emek arzı bir ekonominin üretim kapasitesini aslında hatırlayın geçen hafta bahsetmiştik bize ifade ediyor. Hem nitelik hem nicelik boyutu olan emek arzı konusunun nicelik boyutu emek piyasalarında çalışan kişilerin sayısı veya çalışma sürelerinin toplamını gösterirken nitelik boyutu da onların verimlilikleriyle ilgili olacak. Dolayısıyla yine hatırlayın geçen dersten çalışma ekonomisi mikroekonominin bir alt dalı ve kişi kararlarını inceliyoruz demiştik. Emek arzında da kişilerin çalışma kavramına nasıl yaklaştıkları, bu kararı nasıl aldıkları konusunu inceleyeceğiz. Aslında bir yine optimizasyon, bu kişilerin, bu işlerin bir optimizasyon kararından söz edeceğiz. Bu kişilerin çalışma kavramına yaklaşımları farklılıklar gösteriyor. Bazı kişiler piyasadan çalışmama kararı alırken, çalışma kararı alan bireylerin de dediğimiz gibi çalışma süreleri birbirinden farklılık gösterecek. Neye göre? Kendi optimizasyon problemlerinin çözümüne göre bunlar farklılık arz edecek. Dediğim gibi neoklasik çalışma boş zaman teorisi bağlamında inceleyeceğiz emek arzını. Ne diyor bu teori bize arkadaşlar? Şunu diyor, neoklasik çalışma boş zaman teorisinde zaman kullanımının iki tipi olduğu varsayılıyor. Nedir bu? Çalışma ve boş zaman. Kişi zamanını çalışarak veya çalışma dışı aktivitelerde bulunarak ya da boş zaman kullanarak harcıyor. Tamam. Burada çalışma ile kastedilen ne? Çalışma ile kastedilen karşılığında kazanç elde ettiğimiz bütün faaliyetler ile için kullanılan zamanı ifade ediyor. Piyasa dışı aktiviteleri ise, bunun dışında kalan piyasa dışı aktiviteleri ise boş zaman olarak nitelendiriyoruz. Peki biz nasıl bir soru soracağız? Şu soruyu soracağız arkadaşlar. Birey faydasını maksimize eden çalışma süresini nasıl belirleyecek? Ya da bireyin faydasını maksimize eden çalışma süresi ne olacak? Şimdi siz bu kararı verdiğinizde yani birey faydasını maksimize ediyor. Hatırlayın yine geçen dersten her optimizasyon problemi dedik bir amaç fonksiyonumuz yani maksimize ya da minimize etmeye çalıştığımız bir fonksiyon. Bir de kısıt fonksiyonu var. Burada da bunu işçi için yapacağız. Nedir amaç fonksiyonu bu kişinin? Faydası olacak. Faydasını maksimize etmeye çalışacak kişi ve bunu ne üzerinden yapacak? Çalışma süresini belirlemeye çalışarak belli bir kısıt üzerinden yapacak. Kısıt fonksiyonu ne olduğunu yeri geldiğinde göreceğiz. Bunun cevabını ararken yani kişinin faydasını maksimize edecek çalışma süresi eğer olacaksa olacak mı olmayacak mı olacaksa bu süre ne olacak derken aslında biz şunun kararını da veriyoruz. Eğer büyük T ile ifade ettiğimiz zaman olsun. Bu çalışma ve boş zaman tüketimi olarak kullanılıyorsa çalışma süresini belirlemek aynı zamanda boş zaman tüketimini de belirlemek demek. Doğru mu? Çünkü T gibi bir zamandan çalışma süresini çıkardığımızda boş zaman elde ediyoruz. Ya da tam tersi T gibi bir zamandan boş zamanı çıkardığımızda çalışma süresini elde ediyoruz. Yani bir değişken belirlendiğinde diğeri otomatikman belirleniyor. Çünkü ikisini bana veren değişken zaman gibi kısıtlı bir değişken. Dolayısıyla neoklasik zaman kullanımı için eğer sadece dediğim gibi zamanı iki alternatif arasında bölüştürdüğümüz varsayılıyorsa bireyin bunlardan birine yönelik talebinin belirlenmesi diğerine olan talebi de ortaya çıkaracak. Şu da çok önemli bu teoride. Boş zaman aynen mal piyasasında alınıp satılan işlem gören bir mal gibi bu teoride işlem görecek. Boş zaman, neoklasik çalışma boş zaman teorisinde normal bir mal gibi alınıp satılabilecek. Kişi bunu tüketiyor.
gibi değerlendireceğiz. Ve bunun da bir fiyatı olacak. Yani aslında bir fiyat karşılığında kişi çalışma süresini azaltarak boş zaman satın alıyormuşçasına davranacak. Nedir sizce fiyatı boş zamanın? Ne olabilir? Ya da alternatif maliyeti, boş zamanın alternatif maliyeti neye eşit olacaktır sizce? Şuna eşit olacak. Bu zaman, bahsettiğimiz zaman boş zaman olarak değerlendirilmeseydi ne olarak kullanılacaktı? İş gücü piyasasında çalışılarak kullanılacaktı. Çalışma süresine dahil olacaktı. Dolayısıyla onun karşılığı ne olacaktı bu defa? Ücret olacaktı. Yani aslında bu teoride kişi ücret karşılığında boş zaman satın alıyor. Ücretten vazgeçerek. Dolayısıyla boş zamanın bir normal mal gibi varsayılan boş zamanın alternatif maliyeti ya da fiyatı diyelim ücret olacak bu teoride. Burası önemli. Dolayısıyla dediğim gibi kitabımıza baktığınızda göreceksiniz az sonra grafiklere de geçtiğimizde yatay eksende boş zaman gösterilirken aynı zamanda orada çalışma süresini de biz yatay eksende iki tane farklı değişken göstereceğiz aslında. Birbirinin farklı yönünde hareket eden iki değişken olacak bunlar. Şimdi dedik ki bir optimizasyon problemidir bu ve kişi faydasını maksimize etmeye çalışıyor. Doğru mu? O zaman soru şu, bireyin, birey diyebilirim, kişi diyebilirim, işçi diyebilirim hepsi aynı şeyi karşılıyor. Bu işçi faydasını maksimize edecek. Dolayısıyla fayda fonksiyonunu bana çizdiren bir eğri olmalı gibi düşünelim. Yani bu fayda fonksiyonunu ben geometrik olarak nasıl gözümde canlandıracağım? Bu analizi nasıl yapacağım? Fayda fonksiyonunu bana tanımlayan, bana çizdiren eğriler diyelim. Bunların adı farksızlık eğrileri. Şunu da söyleyelim. Kişilerin fayda fonksiyonları arkadaşlar neyi gösterirler? Yani X ve Y malı var örneğin. Ve bir U fayda fonksiyonu içerisinde değişkenleriniz X ve Y malı. Burada onlar ne olacak? Aslında boş zaman ve çalışma süresini karşılayan gelir olacak gibi düşünün. Neyi ifade eder? Aslında kişilerin zevk ve tercihlerini, hep mikro bilgilerinize dönebilirsiniz. Kişilerin fayda fonksiyonları zevk ve tercihleriyle belirlenir. İşte dolayısıyla kişilerin zevk ve tercihlerini bana anlatan eğrilerin ismi de farksızlık eğrileri olacak. Ya da başka bir deyişle kayıtsızlık eğrileri olacak. Kişi neye kayıtsız? Dolayısıyla bir tanımlayalım nedir farksızlık eğrileri? Kişinin bana zevk ve tercihlerini gösteren, fayda fonksiyonunu gösteren bu eğri tanımsal olarak nedir? Tercihler bir malın diğer mal ve hizmetlere göre arzu edilebilirliği. Bunu mikro bilgilerinizden hatırlayın biliyorsunuz. Tercihler doğuştan sübjektif kavramlar. Ne demek sübjektif olmaları tercihleri? Hatırlayın yine geçen ders bahsettik. İktisat bilimi zaten. İhtiyaçlar sonsuz, kaynaklar kısıtlı, optimizasyon problemi, dolayısıyla bir tercih zorunluluğu doğuyor. Ve bunlar sübjektifler, yani kişiden kişiye farklılık gösterecekler. Ben burada çizdirdiğimde bu sözel şeyi nasıl açıklayacağım? Kişiden kişiye farklılık göstermeleri ne anlama gelecek? Her kişinin farksızlık eğrisinin, orada I1, I2, I3 ile ifade edilen bunların adı farksızlık eğrisi, eğrileri, eğimleri ve konumları farklı olacak birbirinden her kişi için. Dolayısıyla zevk ve tercihler değişecek. Peki, bu teori kapsamında farksızlık eğrileri neler? Eksenlerimize dikkat edin. Haftalık gelir dikey eksenimizde. Yatay eksenimizde de haftalık boş zaman var. Ve orijinden sağa doğru gidildikçe boş zaman süresi artıyor. Tamam. Dolayısıyla farksızlık eğrisinin tanımını yapsanız ne dersiniz ve karşınızda böyle bir şekil olsa? Değişkenlerimiz de belli, eksenler belli. Dolayısıyla şöyle diyebilir miyiz? Bireyin çalışma yani gelir diyelim ona ve boş zaman tercihleri arasındaki ilişkiyi gösteren eğriler. Orada kritik bir varsayım var ama. Bireyin haftalık gelir ve haftalık boş zaman tercihlerini gösteren sonsuz doğruyu birleştiriyoruz. Doğru mu? EDA gibi milyonlarca nokta var.
Bu alternatifleri birleştirdiğimde bana örneğin I1 gibi bir eğri veriyor. Fakat şu kritik arkadaşlar, bu eğri üzerinde fayda seviyesi sabit. Dolayısıyla geçelim farksızlık eğrilerinin özellikleri 1. Farksızlık eğrisi üzerinde fayda sabittir. Farksızlık eğrisi haftalık gelirle boş zaman kombinasyonlarını, alternatiflerini gösteren ve bir eğri üzerinde, aynı eğri üzerinde faydanın sabit olduğu eğrilerdir. Tamam. Başka bir özellik dikkatinizi çekiyor mu? Aslında görüyorsunuz. Peki haftalık gelirle haftalık boş zaman arasında nasıl bir ilişkiyi tanımlıyor farksızlık eğrileri? Negatif yönlü bir ilişkiyi, doğru mu? Yani eksenlerden bir tanesindeki değişkenin değeri azaldığında diğer değişkendeki değer büyüyor. Dolayısıyla şöyle ifade etsem, kitabınızda böyle bir gösterim yok ama anlamayı kolaylaştırmak açısından. Bu bir fayda fonksiyonu olsun. Gelirin G'si diyelim, boş zaman diyelim. Bu ikisinin kombinasyonlarını verecek. Faydamı maksimize, faydamı gösteren eğri, faydamı bana çizdiren eğri. Aynı farksızlık eğrisi üzerinde fayda sabit. Dolayısıyla birinci özellikten aslında ortaya çıkıyor ikinci özellik. Ne diyorum? Haftalık gelir arttığında, haftalık gelir, boş zaman azalıyor ya da tam tersi. Boş zaman arttığında haftalık gelir düşüyor. Dolayısıyla bu ikisi arasında, bu iki yani fayda fonksiyonumu içindeki değişkenler arasında bir ödülleşme var. Biri artarken biri azalıyor. Doğru mu? Bu nereden ileri geliyor? Hangi varsayımdan? Birinci özellik olarak söylediğim aynı farksızlık eğrisi üzerinde fayda sabittir varsayımından geliyor. Dolayısıyla farklı milyonlarca alternatif birbiriyle negatif yönde çalışan ve bana aynı fayda düzeyini veren. Başka? Peki şöyle sorayım. Bunlar negatif eğimlidirler. Bu bana onu söylüyor. Eksenlerden biri arttığında diğeri azalıyorsa bu ikisi arasında negatif bir ilişki var. Dolayısıyla farksızlık eğrileri üzerinde fayda sabit ve negatif eğimlidirler. Peki bu negatif eğimli bir doğru mu? Tahtada gördüğünüz şekil. Çünkü farksızlık eğrisinin orijinal şekli bu olacak. Bu negatif eğimli bir doğru mu? Değil, değil mi? O bir eğri. Üçüncü özellik. Negatif eğimli ama bir doğru değil. Lineer bir denklem yok yani bu iki değişken arasında. Gelirle boş zaman arasında lineer bir ilişki yok. Nasıl bir ilişki var? Bu bir eğri. Orijine göre dış bükey bunlar. Bu ne ifade edecek? Bu ne ifade edecek arkadaşlar? Ya da şöyle sorayım. Eğer bu ilişki lineer olarak ifade edilebilseydi, bu negatif eğimli düz bir doğru olsaydı, bu dediğim farksızlık eğrisi, bana ne söyleyecekti? Bu eğimle alakalı arkadaşlar, eğer farksızlık eğrisi negatif eğimli bir doğru olsaydı, bir matematik bilgisi, negatif eğimli ya da pozitif eğimli, hiç fark etmez, lineer, düz bir doğru üzerinde eğimle ilgili ne biliyoruz? Eğim sabittir. Eğim sabittir. Şöyle bir şey çizmiş olsaydım örneğin, bu şekilde ifade etmiş olsaydım, gelir, boş zaman, ben diyecektim ki bu doğru üzerinde eğim sabittir. Eğimin sabit olması ne demek? Eğim ne demek? Eğimi nasıl ifade ederim? Eğimi nasıl ifade ederim biliyor musunuz arkadaşlar? Eğim değişim. Eğim bir oran. Dikey eksendeki değişken her neyse ondaki değişim, bu delta değişimi ifade etsin size. Onun yatay eksendeki
değişkendeki değişime bölümü düreyim. Böyle bir gösterim gibi düşünün. Yine mikro iktisat derslerinden hatırlayın. İki tane, iki mallı bir ekonomide x ve y mallar olsun, eğimi nasıl ifade edersiniz? Bu eksendeki değişken her neyse ondaki değişimin, yatay eksendeki değişken her neyse ondaki değişime bölümü düreyim. Ve dediğim gibi lineer bir ilişki varsa bu iki değişken arasında eğim her yerde sabittir. Oysa ki tahtada gördüğünüz farksızlık eğrisinde durum böyle değil. Orijine göre dış bükey bir ilişki. Demek ki eğim bir, önce bileceğiniz şey eğim sabit değil. Eğim sabit değil. Peki bu teoride eğimin adı ne? Eğimin adı ne? Şu oranın adı ne? Marjinal ikame oranı arkadaşlar. Farksızlık eğrilerinin, eğimlerinin ismi marjinal ikame oranı. MRS ile ifade edilen kavram. Buna eşit. Eğer bu eğim marjinal ikame oranı sabit değilse artan ya da azalan. Ha bu ne demek? Yani eğimin sabit olmaması ne demek? Gelir ve boş zaman birbirlerinin mükemmel ikamesi, tam ikamesi değil demek. Eğer farksızlık eğrileri orijine göre dış bükey değil de lineer negatif eğimli doğrular olsalardı, bu iki değişken arasında tam ikameden söz edebilecektik. Oysa ki değil. Peki bu ne demek? Tam ikame olmamaları ne demek? Ya da başka bir deyişle eksik ikame, tam ikame değillerse bu iki değişken arasında bir eksik ikame söz konusu. Bu ne demek? Bir fikriniz var mı? Bu şu demek arkadaşlar, eğri boyunca aşağı inildikçe ya da eğri boyunca yukarı çıkıldıkça her noktada, yani örneğin EDA noktalarını alın, farklı bir eğim var. Onu nereden görüyorum? Eğer o noktalara tanjant, o noktaları kesen, şöyle doğrular alırsam bu bana bunun her noktadaki, şu üç noktadaki eğimini gösterir, doğru mu? Gördüğünüz gibi buradaki gibi tek bir sabit bir eğimden söz etmiyorum. Burada değişen bir eğim söz konusu. Eğim azalıyor arkadaşlar. Eğri boyunca yukarıdan aşağı doğru inildikçe farksızlık eğrisi üzerinde marjinal ikame oranı dediğimiz şey, yani eğimin kendisine eşit, azalandır. Bu ne demek? Bu ne demek arkadaşlar? İktisatta ki yine çok temel bir varsayım aslında bunun arkasındaki sebeptir. Bir şey az olduğu zaman değeri daha fazladır. Bir şey çok olduğunda değeri daha azdır. Peki değer dediğiniz şey ne? Yani burada değerle ifade ettiğiniz şey ne olmalı sizce? Örneğin bu mal piyasası olsaydı diyelim ki, X ve Y malı olsaydı, X malı elimde fazla olduğu müddetçe onun değeri az olacaktı, değil mi? Ya da tam tersi, az olsaydı değeri fazla olacaktı. Oradaki aynen tüketici teorisinde olduğu gibi, şimdi onu uyarlıyorum, çalışma boş zaman teorisine, emek arzına. Nedir? Aklınıza gelen bir şey var mı? Marjinal fayda olabilir mi? Marjinal fayda olabilir. Çünkü zaten marjinal fayda dediğiniz şey nedir? Fayda fonksiyonunun değişken her neyse, değişen değişken her neyse, o değişkene göre birinci türevi değil midir? Burada da aynı hikaye. Yani eğri boyunca yukarıdan aşağı inildikçe haftalık gelir azalıyor, haftalık boş zaman evet artıyor. Bu
ilişkinin negatif olmasından kaynaklı. Fakat değişim de farklı. Yani haftalık gelirin değişim oranıyla haftalık boş zamanın değişim oranı, dolayısıyla şu eğim olarak ifade ettiğim, yani görsel olarak hafızanızda böyle canlandırın dediğim şu rasyo azalıyor. Eğri boyunca aşağı inildiğinde, tam tersi eğri boyunca yukarı çıkıldığında artacak. Tamam. Dolayısıyla farksızlık eğrileri üzerinde tam ikame söz konusu değil, eksik ikame, yani gelirle boş zaman arasında eksik ikame tanımlıyorum. Bu da farksızlık eğrisinin orijine göre dış bükey olması sonucunu doğuruyor. Ve eğri boyunca aşağıdan yukarıya gidildikçe MRS ile ifade ettiğim eğim azalıyor. Yani şu oran dediğim gibi azalıyor. Neden kaynaklı bu? Çünkü bu eksenleri, bu eğrinin her noktasında, örneğin yukarıdan aşağı doğru inelim. Şöyle bir noktada bakın. Boş zaman ve gelir kıyasında diyelim. Hangisi elimde daha? Yani bu kişinin, karar vericinin elinde daha fazla. Eksenler size ne söylüyor? Boş zaman. Doğru mu gelire kıyasla? Oysa ki şöyle bir bölgede, şöyle bir noktada tam tersi. Dolayısıyla bu bana şunu söylüyor. Eğimlere bakalım. Şu A bölgesi olsun, bu B bölgesi olsun. Eğimler farklı olacak. Ve ben diyorum ki MRS A ile ifade ettiğim kısım, MRS B ile ifade ettiğim kısımdan daha, eğer eğri boyunca yukarıdan aşağı inildikçe eğim azalansa, yani bu oran değişen ve azalansa, o zaman şöyle midir? Nerede? Bunu nasıl görebilirim? Bunu nasıl görebilirim? Yani matematiksel olarak nasıl görebilirim? A bölgesi diye ifade ettiğim eğrinin daha dik olduğu kısımlarda iki nokta alayım. Değil mi? Sonra eğrinin B bölgesi diye ifade ettiğim eğrinin daha yatay olduğu kısımlarda iki nokta alayım. Neden iki nokta alıyorum? Eksenlerde iki nokta alayım. Çünkü değişime bakmak için. Ve o ikisini karşılaştırayım. Şunu demek istiyorum. İki nokta aldım. Değişim ifade eder. Doğru mu? Bu kadarlık bir boş zaman değişimi. Buna ne diyeyim? Delta boş zaman diyeyim. Tamam? Peki onun karşılığında ortaya çıkan gelir değişimi nedir? Bu. Buna da delta gelir diyeyim. Doğru mu? Peki aynı şeyi burada yapayım. Örneğin bu boş zaman, yani değişim boş zaman bir birim olsun. Ben varsayımsal olarak, hipotetik olarak aynı bir birimi alayım. Bir de eğrini yatay değil de dik olduğu bölgeye taşıyayım. Bakalım ne göreceğim? Karşılığındaki gelir değişimi ne kadar olacak? Örneğin böyle. Şu ikisi birbirine eşit olmuş olsun. Değişimler. Bunun karşılığında peki ortaya çıkan gelir değişimi ne kadar diye bakayım. Bu da şöyle bir delta G üssü diyelim. Böyle olsun. Ne görüyorsunuz burada? Yani eğer eğim formülüm buysa ve ben paydayı sabitlediysem ne görüyorum? Eğrinin daha dik olduğu yerlerde pay diye ifade ettiğim gelirdeki değişim şu bölge, eğrinin yatık olduğu bölgeye kıyasla daha fazla. Doğru mu? İki tane eğim tanımlıyorum. Şurası A bölgesi olsun, burası B bölgesi olsun. MRS A, yani A bölgesindeki kabaca eğim diyelim. Şu değil mi? Doğru mu?
Peki B bölgesinde eğrinin eğimi nedir? Bu değil mi arkadaşlar? Paydalar birbirine eşitse bir kesirde ve pay büyükse hangi kesir daha büyük? Bu. Bakın az önce dediğim şeyi matematiksel olarak şekil üzerinden değişimleri ifade ederek aslında kanıtlamış oldum. Ha bunun tam tersini şöyle de yapabilirim. Gelirdeki değişimi sabitlerim. Yani paydaki değişimi. Paydadaki değişime boş zamandaki, onun karşılığında boş zamandaki değişime bakarım. O eğri boyunca azalan mı olacaktır, artan mı olacaktır? Eğrinin iki farklı dik ve yatay olduğu bölgeler kıyasında. Payda daha büyük olacaktır arkadaşlar A'dan B'ye geldikçe. Dolayısıyla bana yine aynı sonucu verecektir. Yani A bölgesindeki eğimin B bölgesindeki eğime göre daha fazla olduğunu. Dolayısıyla eğri boyunca yukarıdan aşağı gidildikçe eğimin azaldığını. Bu işin matematiksel kısmı. Peki ne söylüyor bana? Ne diyor? Şunu diyor arkadaşlar. Farksızlık eğrisinin yatay olduğu bölgede, dikey olduğu, daha böyle dik olduğu bölgeye kıyasla boş zamanından örneğin bir birim feragat etmek isteyen kişi, tamam mı? Eğrinin dik olduğu bölgede, yatay olduğu bölgeye kıyasla daha fazla gelir değişimi ister diyor. Bu ne demek? Boş zaman hangi bölgede? Yatay eksene bakın daha değerli bu kişi için. Orijine daha yakın olduğunda değil mi? Elinde daha az. Dolayısıyla eğrinin dik olduğu bölgede. Doğru mu? Yatay olduğuna kıyasla. Eğrinin yatay olduğu bölgede boş zaman yeterince var elimde, fazlaca var diğer mala kıyasla. Artık bunları mal gibi ifade edersem. Dolayısıyla değeri daha az. Anlatabiliyor muyum? Yani buradaki kişi diyor ki, bu aslında aynı kişinin grafiği ama eğrinin farklı bölgelerinde konuşuyor o kişi. Öyle düşünün. Bu bölgede diyor ki kişi, ben boş zamanımdan bir birim feragat ederim, azaltırım. Örneğin buna isim verelim. 2 ve 3 olsun. Bunlar birimler olsun. Saat olabilir, dakika siz verin birimini. Ben bir saat daha fazla çalışırım. Çünkü boş zamandan bir birim az tüketmek ne demek? Onu çalışma süresi olarak değerlendirmek demek. Ben bir saat daha az boş zaman tüketeceğim. Demektir ki daha fazla çalışacağım. Ama bunun karşılığında istediğim gelir artışı eğrinin dik olduğu bölgede, yatay olduğu bölgeye kıyasla daha fazla. Çünkü boş zamanım benim için daha değerli. Burada kişi aynı şeyi söylemiyor. Boş zamanımdan evet burada da ne olsun? Ona 11 olsun. Bir birim boş zamanımdan feragat edeceğim. Çalışacağım senin için bir saat daha. Ama istediğim gelir artışı şurada olduğuna göre daha az. Çünkü vazgeçtiğim şey benim için o kadar da, hep kıyas bakın, kıymetli bir şey değil demek. Yani bu iki değişkenin, yani gelirle boş zaman arasında tam ikame olmaması, eksik ikame olması, başka bir deyişle farksızlık eğrisi üzerinde eğimin sabit olmayıp azalan olması demek, iktisadi anlamda bu demek. Eğer boş zaman benim için daha değerliyse, ki eğrinin iki farklı bölgesinde birine göre öyle ya da daha az değersizse, bu benim diğer maldan ne kadar değişim istediğimi, ki o burada gelir oluyor, onu söyleyen şey. Tamam. Burası anlaşıldı mı? Dolayısıyla farksızlık eğrisi boyunca yukarıdan aşağı inildikçe MRS ile ifade ettiğimiz eğim azalan oluyor. Peki, başka bir özellik. Bu anlattığımdan daha kolay bir özellik. Şimdi dedim ki aynı farksızlık eğrisi üzerinde fayda düzeyi sabit.
Fakat ne alternatifleri mümkün? Haftalık gelir ve boş zaman alternatifleri. Milyonlarca tane aynı farksızlık eğrisinde var. I1 ile I2 ya da I2 ile I3 kıyasında ne söylersiniz? Yani EDA noktaları değil de artık ABC noktalarını karşılaştırırsanız ne söylersiniz? Bu arada böyle milyon tane yine farksızlık eğrisi çizebilirsiniz. Bunun adı farksızlık eğrisi haritası diye adlandıralım. Ve bunu bir birey için çiziyoruz bakın. Onu da tekrar vurgulayalım. Şunu söylerim. I1'in bana tanımladığı bir fayda düzeyi var. Evet, farklı gelir ve boş zaman alternatifleri de olsa, onu iki mal gibi düşünün ya da fayda fonksiyonun içine giren iki değişken gibi düşünün. Tanımladığı bir fayda düzeyi var. I2'nin de aynı şekilde var, I3'ün de var. Kıyas yapabilir misiniz fayda düzeyleriyle ilgili? Evet, yapabiliriz. Bir dördüncü mü oluyor? Dördüncü özellik ya da üçüncü özellik. Orijinden yukarı doğru gidildikçe fayda seviyesi artıyor. Yani I2'nin bana tanımladığı fayda seviyesi I1'in bana tanımladığı fayda seviyesinden daha fazla. Aynı şekilde I3'ün tanımladığı fayda seviyesi I2 ve I1'in tanımladığı fayda seviyesinden daha fazla. Peki bunu nasıl anlıyorum? Bunu ezberlemeyelim. Bunu anlamanın bir yolu var. Bakın aynı farksızlık eğrisi üzerinde gelir ve boş zaman kombinasyonları değişiyor. Fayda seviyesi sabit. Fakat neden negatif eğimli diyorum? Çünkü fayda seviyesi sabit olduğu için değişkenlerden bir tanesinin artışı diğerinin azalışıyla ancak dengeleniyor. Sabit faydayı sağlamak için. Fakat artık böyle bir kısıtım yok. Ben eğer orijinden daha yukarıdaki bir farksızlık eğrisi ifade ediyorsam böyle bir kısıtım yok. Fayda seviyem artıyor. Neden? Bunu bana söyleten ne olabilir sizce? Dedim ki fayda fonksiyonun içine soktuğum şu değişkenler arasında bir ödünleşme var. Aynı farksızlık eğrisi üzerinde. Eğer ben artık aynı farksızlık eğrisi üzerinde değilsem, orijinden daha uzaktaki bir farksızlık eğrisi üzerindeysem, örneğin A ile B noktasını karşılaştırın bakalım. Ne ifade ediyor arkadaşlar değişkenler açısından A ile B noktası kıyası? Gördüğünüz bir şey. Bakın A ile D noktasını yani aynı farksızlık eğrisindeki noktaları karşılaştırırsanız A'dan D'ye geldikçe boş zaman tüketimi düşüyor. Fakat gelir tüketimi artıyor. Fayda seviyesi sabit kaldı. A ile B için aynı şeyi söyleyebilir misiniz? Şu iki değişken arasında yani gelir ve boş zaman arasında bir ödünleşme söz konusudur diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Biri artarken biri azalıyor diyemezsiniz. Gördüğünüz gibi A ile B noktası kıyasında B noktasında her iki değişkenden de boş zamandan da gelirden de daha fazla tüketiyorsunuz aslında. Doğru değil mi? Dolayısıyla her iki değişkenden de fonksiyon içerisinde tanımlı olan her iki değişkenden de daha fazla tüketiyorsanız bu ne demektir? Yani orijinden daha yukarı gidildikçe daha fazla tüketiyorsanız görüyorsunuz B ve A kıyasında. Bir ödünleşme artık söz konusu değil. Ben iki değişkenden de daha fazla tüketiyorum. Yani gelir artıyor, boş zaman da artıyor ya da orijine yaklaştıkça boş zaman düşüyor, gelir de düşüyor. Zaten orijine doğru yaklaştıkça daha az fayda seviyesi söz konusu farksızlık eğrisi üzerinde. Dolayısıyla eğer bir ödünleşme yoksa ve her iki yine mal diyelim tüketebiliyorsam maldan da bu bana ister istemez daha yüksek bir fayda düzeyi tanımlar. Doğru mu? Bu da doğru. Dolayısıyla farksızlık eğrileri orijinden yukarı doğru gidildikçe daha fazla fayda düzeyini ifade ederler. Çünkü eksenlerde ifade edilen malların ikisinden de daha fazla tüketirsiniz orijinden daha yukarıya doğru gittikçe. Mantığı bu. Başka bir özellik arkadaşlar bunların kesişmiyor olmaları. Farksızlık eğrileri birbirleriyle kesişmezler.
tek bir kişi için çiziyorum. Tek bir kişinin farksızlık eğrileri birbirleriyle kesişmezler. Nasıl kanıtlarım? Şöyle kanıtlarım. Matematikte bir şeyi kanıtlamak için ne yaparsınız? Öyle olsaydı bir hipotez ortaya koyarsınız. Öyle olsaydı ne olur diye bakarsınız. Hipoteziniz öyle olsaydı bakalım. O hipotezin sonucunda bir çelişki bulursanız eğer hipotezinizi reddedersiniz. Doğru mu? Burada da şunu yapacağız. Ben diyorum ki özellik olarak farksızlık eğrileri kesişmezler. Ya kesişselerdi? Hipotezim bu. Kesişselerdi. Kesiştirelim. Kesiştirelim. Eğer ben bu egzersizin sonunda tutarsız bir sonuç bulursam hipotezimi reddederim. Yani kesişmedikleri, kesişmemeleri gerektiği sonucuna varırım. Doğru mu? Doğru. Kesiştirelim bakalım. I1 ve I2 farksızlık eğrisi bu kişi için kesişsin. Bu teoride, her neoklasik teoride olduğu gibi varsayımım ne arkadaşlar? Bunu da geçen hafta bahsettik. Biz bu bireylerin, yani tercih ve tercih yapan bu bireylerin ve farksızlık eğrisini incelediğimiz bu bireylerin tercihlerini tutarlı olduğunu varsayıyoruz. Hatırlayın, bunlar rasyonel kişiler. Rasyonel kişiler faydalarını maksimize etmek istiyorlar. Rasyonel kararlar alarak bunu yapıyorlar. Bu varsayımımız bir kere var. Yani bu çözümün içinde o varsayım olacak. Kesişselerdi ne olurdu? Aklınıza bir şey geliyor mu? Bakın, bunu yaparken daha önce söylediğim iki özellikten faydalanacağız aslında. Bir, aynı farksızlık eğrisi üzerinde fayda seviyesi sabit. İki, orijinden daha yukarıya doğru hareket edildikçe fayda düzeyi artıyor. Bu ikisini kullanarak bir çözüm yapacağız. Peki I1'e bakalım. I1 üzerindeki X ve Y noktaları size neyi söylüyor arkadaşlar? I1 gibi bir farksızlık eğrisi üzerindeki iki nokta X ve Y noktaları size neyi söylüyor? O noktaların fayda düzeyleriyle ilgili ne söyleyebilirsiniz bana? Bence cevap verebilirsiniz. Birinci özellik, aynı farksızlık eğrisi üzerinde fayda seviyesi sabittir. Doğru mu? Dolayısıyla I1 farksızlık eğrisi üzerindeki iki noktada da fayda düzeyi aynı olacaktır. Doğru mu? Yani ifade etmek gerekirse UX diyelim. X noktasının bana sağladığı fayda olsun. Neye eşittir arkadaşlar? UY'ye eşittir. Doğru mu? Bu I1 farksızlık eğrisinin bana verdiği sonuç. Peki bakalım I2 farksızlık eğrisine bakalım. Orijinden aslında daha uzaktaki bir farksızlık eğrisi. O bana ne söylüyor? X ve Z noktası kıyasında bu ikisinin faydasının bana eşit olduğunu söylüyor. Peki mantık AB'ye eşitse, B de C'ye eşitse AC'ye eşittir. UX UY'ye eşit. UX aynı zamanda UZ'ye eşit. O halde UY de UZ'ye eşit olmalı. Yani Z noktasının verdiği fayda düzeyi Y noktasının sağladığı fayda düzeyine eşit olmalı. Öyle mi? Bu eşitlik var mı? Yok. Çok bariz şekilde görülüyor ki şekilden yok. Ben ne söylüyorum? Aslında UZ'nin yani Z noktasının bana verdiği fayda düzeyinin Y noktasının sağladığı fayda düzeyinden fazla olduğunu söylüyorum. Dolayısıyla burada bir tutarsızlık buldum.
hipotezimi reddettim. Demek tutarlı bireyler böyle karar alamazlar. Hipotezim kesişseydi diye o analizi yaptım. O analizin sonucunda tutarsız bir sonuç buldum. O yüzden dedim ki demek ki öyle değil. Demek ki farksızlık eğrileri birbirleriyle bir birey, aynı birey için konuşuyorsak kesişmezler tutarlı bireyler için varsayımsal olarak. Peki son özellik, en başında ne dedim hikayenin en başında? Fayda fonksiyonunu bana çizdiren eğri olacak farksızlık ya da adı üstünde kayıtsızlık eğrileri. O alternatifler değişiyor ama kayıtsızlık nereden geliyor? O alternatifin size sağladığı fayda düzeyi sabit. Dolayısıyla milyonlarca farklı alternatif var ama o milyonlarca nokta arasında kayıtsızsınız, farksızsınız. Doğru mu? Bu bireyin zevk ve tercihlerini gösteriyor dedim. Sonra ne dedim? Onun arkasında gelen cümlede her bireyin zevk ve tercihleri birbirinden farklı olacaktır. Yani aslında her bireyin fayda fonksiyonu birbirinden farklı olacaktır. Yine başka bir deyişle o zaman her bireyin eğer fayda fonksiyonunu bana çizdiren eğri farksızlık eğrisi ise o zaman her bireyin farksızlık eğrisi birbirinden farklı olacaktır. Eğimleri, konumları dedim hatırlıyorsanız. Son özellik de bununla ilgili. A ve B gibi iki kişi tanımlayalım. Buna tembel çalışkan diyebilirsiniz. Ya da boş zamana daha az değer veren, daha çok değer veren kişi dersiniz. Neden olduğunu birazdan söyleyeceğim. Diyelim ki A ve B gibi iki kişi olsun. Ve bunların farksızlık eğrileri tahtada görüldüğü gibi olsun. Tamam mı? Farkındaysanız eğimleri farklı. Neden bunlara tembel ve çalışkan sıfatı atamış? Kitap niye böyle bir şey demiş? Ha bir, önce şunu nereden görüyorum? Bu iki A ve B kişisini bana tanımlayan farksızlık eğrisinin, farksızlık eğrilerinin, eğimlerinin farklı olduğunu nereden görüyorum arkadaşlar? Aynen şurada yaptığım egzersiz gibi. Belli bir boş zaman değişimine karşın kişilerin kendilerine atadıkları gelir değişimi A ve B kişisi için değişiyor. Doğru mu? Yani yine şu kesirde payda, yani boş zaman değişimi örneğin sabit kalırken L1 ile L2 kıyasında oradaki deltayı, oradaki değişimi varsayalım. A kişisi için şöyle bir yansıması var. B kişisi için şöyle bir yansıması var farksızlık eğrisi üzerinde. Doğru mu? Bir kere buradan anlıyorum ki bu iki eğrinin eğimleri birbirinden farklı. Peki nasıl ifade edeceğim? Bu kişileri nasıl ifade edeceğim? Şunu aldım. Delta L diyelim. Aynı delta L, yani boş zaman değişimini gidip kişilerin A ve B ikisini farksızlık eğrileriyle çakıştırayım ve ortaya çıkan ya da istenen gelir değişimine bakayım. Hangi kişide daha fazla arkadaşlar? Şimdilik oradaki tembel çalışkan sıfatlarını görmeyin. Ve hep eğim formülünü aklınızda bulundurun. B kişisi için değil mi? Payda aynı kalmak koşuluyla B kişisinin kesirindeki pay, yani gelirdeki değişim daha fazla. Yani bu kişi aynı boş zaman değişimine karşılık, B kişisi aynı boş zaman değişimine karşılık A kişisine kıyasla daha fazla bir gelir artışı istiyor. Doğru mu? Değil mi? Bu kişiyi nasıl bir kişi yapar? B kişisini A kişisine kıyasla nasıl bir kişi yapar? Burada anlattığımız hikaye. Ben boş zamandan bir birim daha az tüketeyim. Orijine yaklaşsın.
delta değişim. Ama bunun karşılığında istediğim gelir değişimi, parasal değişim daha fazla benim. B'kisiyim ben. A'kisine kıyasla. Tahtada gördüğünüz şey bu. O zaman bu bana ne söylüyor? Ben bir birim daha az çalışayım, daha az boş zaman tüketeyim, bir birim daha fazla çalışayım ve bunun karşılığında daha fazla gelir istiyorum diyen kişi, demeyen kişiye kıyasla nasıl bir kişidir? Burada konuştuğumuz, konuşabilirsiniz. Nasıl bir kişidir? Daha olumsuz. Şöyle diyebilir miyiz? Burada konuştuğum her neyse değişen şey, ona daha fazla değer veren kişidir diyebilir miyiz arkadaşlar? Diyebiliriz. B kişisi, yani kitabınızın tembel olarak ifade ettiği kişi, boş zamana A kişisinden daha fazla değer atfeden bir birey ki, onu kaybetmenin parasal karşılığı daha fazla o kişide. Anlatabiliyor muyum? A kişisi burada çalışkan kişi ya da boş zamana diğerine göre daha az değer atfeden diyelim kişi. O yüzden çalışkan kişi olarak ifade edilmiş. Burası açık mı? Demek ki ben böyle farklı konumda eğimde iki tane farksızlık eğrisi çiziyorsam, nasıl ki bir kişi için, tek bir kişi için, şu AB'leri karıştırmayın, bu iki bölge ismi, tek bir kişi için eğrinin, farksızlık eğrisinin farklı noktalarında farklı eğimler ifade ettim. Nasıl ki bunu yaptıysam şunu da yapabilirim diyor bu özellik. Ben iki farklı kişinin farksızlık eğrilerini aynı eksende çizip onların marjinal ikame oranlarını da karşılaştırabilirim diyor. Marjinal ikame oranı, MRS ile ifade ettiğim kavram neydi? Eğimdi. Bu bir kişi için aynı farksızlık eğrisi üzerinde azalandı. Doğru mu? Şimdi ne yapıyorum? Aynı eksende bir kişi değil iki kişiyi ifade ediyorum. Ve pek tabii ki tek kişi için yaptığım bu MRS eğim karşılaştırmasını ben iki kişi için de yapabilirim. Yani aslında size şunu sorabilir. Böyle bir şey görüyorsunuz, A ve B kişileri var, ha, yorumlattırabilir. Yani hangisi boş zamana daha fazla değer veriyor diğerine kıyasla ya da daha az? Bunu az önce cevapladık. Bu şunun da cevabı. Bu kişilerin marjinal ikame oranlarını kıyaslayın diye bir soru da karşınıza çıkabilir. Artık çok açık, onun cevabını verdik. Eğer marjinal ikame oranı eğime eşitse, o da buna eşitse, ben orada görüyorum ki MRSB diyelim örneğin ve bir tanesine MRSA diyelim, B'kisinin marjinal ikame oranı, A'kisinin marjinal ikame oranı, B'kisinin marjinal ikame oranı gördüğünüz gibi daha fazla A'kisinin marjinal ikame oranında. Tamam? Bunlar farksızlık eğrisinin özellikleriydi arkadaşlar. Şimdi dedim ki biz bir optimizasyon problemi çözeceğiz. Bir toparlayalım. Emek arzı konusu. Kişinin çalışıp çalışmama kararını nasıl aldığı, çalışıp çalışacak mı? Eğer çalışacaksa ne kadar süre çalışacak? Ben böyle bir bireyin optimizasyon problemini çözmeye çalışıyorum. Yine en başta dedim ki her optimizasyon probleminde bir amaç fonksiyonu, bir de kısıt fonksiyonu var. Şimdiye kadar farksızlık eğrileriyle ilgili anlattığım şeyler bu optimizasyon probleminin amaca yönelik kısmı. Amaç fonksiyonuna, yani fayda fonksiyonuna, kişinin faydasına yönelik kısmıydı. İş bununla bitmiyor. İş bununla bitmiyor. Yani bir de bu problemin bir kısıt tarafı var. Doğru mu? O da bütçe kısıtıyla ifade ettiğim değer olacak. Neden böyle ifade ediyorum? Kısıt nedir? Yani neoklasik çalışma boş zaman teorisinde sizce kısıtım ne olacak? Hatırlayın, hemen paralellik kuralım. Tüketici teorisi konuşsaydım mikro dersinde. Yine faydasını maksimize ediyor kişi ne yaparak? Malları tüketerek. Burada da gelir ve boş zaman
aynen tüketilen iki mal gibi diye konuştuk. Değil mi? Nedir peki tüketici teorisindeki kısıt fonksiyonu? Bütçe, bütçe kısıtı. Nasıl yazdırırsınız onu bana? İki mallı bir ekonomide örneğin. X ve Y gibi iki mal olan bir ekonomi. Fiyatlar veri. X'in bir fiyatı var PX örneğin. Y'nin bir fiyatı var P'ye. Nasıl yazdırırsınız bütçe kısıtını? X malından ne kadar tüketiyorum? Fiyatı ne? Y malından ne kadar tükettim? Fiyatı ne? Değil mi? Kısıt fonksiyon tüketici teorisinde budur. Taşıyalım emek arzına. Burada da bir bütçe kısıtıyla ifade ettiğim, olarak ifade edeceğim bir kısıt fonksiyonum olacak. Peki burada kısıt ne? Gelir var dikey eksende. Yatay eksende boş zaman, çalışma zamanını da artık koydum oraya. Dikkat edin, boş zaman orijinden sağa gidildikçe artarken çalışma süresi ya da çalışma zamanı orijine doğru gidildikçe artıyor. Bu bir tesadüf mü? Değil. Çünkü neden böyle arkadaşlar? T gibi bir zamanım var. Örneğin gün 24 saat, uyuduğum zamanları çıkarın ondan. Geri kalan zamanı ben boş zamanla çalışma süresi arasında böldüğüm için birinin artışı diğerinin azalışı demek. Tamam mı? Orijinden sağa doğru gidildikçe boş zaman artıyor, çalışılan süre azalıyor. Orijine doğru yaklaşıldıkça çalışılan süre, çalışma süresi artıyor, boş zaman azalıyor. Tamam. Gelelim kısıt dediğim şey nedir? Bu teoride bireyler arkadaşlar ya mal tüketiyorlar, doğru mu? Gelir var orada. Mal tüketiyorlar veya boş zaman tüketiyorlar. Peki, fiyatlar veri. Malların fiyatı var. Dolayısıyla mal tüketimi neyle sınırlı veri fiyatlarla? Gelirinizle. Peki diğer taraftan boş zaman tüketimi neyle sınırlı? Zamanla. Gelir. Demek ki bu kısıt dediğim fonksiyonun içinde gelir olacak. Zamanın kendisi olacak. Bir de ücret dışı geliriniz varsa o da olacak. Yine kitap bunu böyle ifade etmiyor ama bence akılda kalıcı olması açısından not edebilirsiniz. Eğer bu gelirse bu H büyük ya da küçük olabilir. Ücret veri, çalıştığım süre, karşılığında aldığım ücret ne? Doğru mu? Aynen buradaki mantık gibi. Bir de bunun adı nedir? Buna büyük H diyelim istiyorsanız, karışmasın. Nedir bu? Ne kadar süre çalıştınız, karşılığında ne kadar ücret aldınız? Sizin ücret gelirinizdir bu. Değil mi? Dolayısıyla gelir, ücret geliri ve ne dedik? Eğer ücret dışı bir gelir var ise ondan oluşur. Ona da V diyelim, ücret dışı gelir diyelim. Değil mi? Gelir, ücret geliri ve ücret dışı gelir olmak üzere böldük onu. Bu ikisinin toplamı. Zamanda onu yeniden yazalım. Boş zamanı L ile genelde bu ledger'ın L'si ile ifade eder hep teoride. Ve H, bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Burada biraz oynamalar yaparsam şu denklem üzerinde şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Gelir, çalışma süresini şu denklemden çekip yerine bir koyalım bakalım. Şu değil midir? Zamanınızdan boş zamana çıkmış hali değil midir? Odur. Ücret dışı geliri yine burada yazayım. Bunu şöyle yazabilir miyim? Şu denklemi aklınızın bir köşesinde bulundurun. Bu benim bütçe kısıtı denklemim olacak. Dolayısıyla bu bütçe kısıtı altında faydamı maksimize edeceğim. Yani bu kısıt altında ben gelir ve boş zaman kombinasyonları arayacağım kendime. Bana en yüksek faydayı veren.
Artık şunu bilirseniz, şu şekil sizin için ezberlenmekten çıkıyor. Şimdi şöyle diyebilirim ben. Bütçe kısıtı, ücret oranı veri iken mümkün olan tüm farklı gelir ve çalışma süresi, çalışma zamanı kombinasyonlarını ifade eden bir kısıttır. Ama ondan fazlasını söylüyor tahtadaki şey size. Ücret oranı veri iken bütçe kısıtı gelirle boş zaman ya da çalışma zamanı fark etmez birbirini karşılıyor. Arasındaki negatif ilişkiyi gösteren. Yani gelirle boş zaman arasındaki, çünkü boş zaman orijinden sağa gidildikçe artıyor, değil mi? Gelirle boş zaman arasındaki ilişkiyi gösteren negatif eğimli bir, eğri değil bir doğru. Şimdi bir bunu böyle söylemek var. Yani bütçe kısıtı gelirle boş zaman arasında negatif bir ilişki ifade eden bir doğrudur demek var. Ya da olayı şöyle kurgulayıp, kişi, benim başta anlattığım gibi kişi mal tüketimi yapıyor, boş zaman tüketimi yapıyor. Mal tüketimi fiyatlar veri olduğundan ve onlara bir fiyat ödeyeceğin gelirle sınırlı. Boş zaman tüketimi zamanıyla sınırlı. Dolayısıyla hadi ifade edeyim geliri, ücret geliri ve ücret dışı gelir olarak. Şuradaki bağıntıyı da, yani boş zamanla çalışma süresinin bana sabit bir zaman ifade ettiği, bakın zaman sabitliği, zaman kısıtı. Onu da burada kullanayım. Bu bana böyle bir kısıt versin. Eğer olayı böyle kurgularsanız kafanızda, artık şu net, bakın. Eksende, dikey eksende gelir var. Yatay eksende boş zaman. Benim orada leisure'ın L'siyle ifade ettiğim L var, büyük L. Bakın çıktı, böyle bir bağlantı çıktı. Gelirle boş zaman arasında bir şey ifade ediyor o denklem size. Bunu bilmeseniz de, yani bütçe kısıtının negatif eğimli bir doğru olduğunu bilmeseniz de, şu mantıktan çıkarabilir misiniz? Çıkarabilirsiniz. Nasıl çıkarırsınız bana söyleyin bakalım. İki şey kullandım. Gelir, ücret geliri ve ücret dışı gelir var ise o ikisinin toplamıdır. Ve zaman çalışma süresiyle, H ile boş zaman, yani L ile ifade ettiğim iki şey arasında bölünür. Bu iki bilgiyi kullanarak kısıtımı çıkardım. Eğer dikey eksende gelir, yatay eksende boş zaman varsa şu denklem bana ne söylüyor? Bir kere negatif eğimli olduğunu söylüyor mu arkadaşlar? G ile L arasındaki ilişkiye bakacaksınız. G ile L arasındaki ilişki. Bakın burada. L'nin önündeki işarettir o, doğru mu? L artarken G azaldı. Azalırken arttı. Demek ki eksenler arasında negatif bir ilişki olacak. Bunu buldum. Ama bu bir lineer bir ilişki olmak zorunda mı? Az önce farksızlık eğrisinde lineer bir ilişki olmadığını konuştum. Doğru mu? Burada olduğunu nereden biliyorum? Ne söylüyor bana şu denklem yine? Peki, eğim neydi arkadaşlar? Az önce tanımladım. O zaman şunu buldum. Bütçe kısıtını daha ifade etmeden, bütçe kısıtı gelirle boş zaman arasında negatif ilişkiyi verdi bana. Başta eksi var L'nin önünde. Ama daha bunun bir eğri mi, doğru mu olduğunu bilmiyorum. Diyelim ki. Nasıl bulurum? Eğimine bakarım. Doğru mu? Şöyle bir düzlemdesiniz. Dikey eksende gelirin yatay eksende boş zamanlı olduğu. Eğim neye eşitti? Tahtada yazıyor. Dikey eksendeki değişkendeki değişim bölü yatay eksendeki değişkendeki değişim demek eğim aslında, değil mi? Bunu ifade ediyor. Başka bir deyişle ne demek bu? Şöyle bir şey gördünüz. Bu ne demek? Bu payda gördüğünüz şey her neyse, onun paydada gördüğünüz değişkene göre birinci türevi demek değil midir arkadaşlar? Delta x bölü delta y dediğiniz şey x fonksiyonunun y'ye göre türevidir aslında.
Eğer eğim, gelirin boş zamana göre türevi ise bu denklem bana onun da ne olduğunu söylüyor. Delta G bölü delta L gelirin boş zamana göre türevi L'nin önündeki yani paydadaki değişken neyse onun önündeki kat sayıdır. O ne? Ücret oranı ve sabit veri. İşte o nedenledir ki ben artık biliyorum ki gelirle boş zaman arasında negatif yönlü bir ilişki var. Tamam mı? Ve bu çizeceğim bütçe kısıtının eğimi sabit bir ücret oranına eşit. Doğru mu? O zaman ben bir doğru çizeceğim, bir eğri değil, bir doğru çizeceğim. Çünkü eğim ne zaman sabit? Doğru üzerinde sabit. Doğru mu? Dolayısıyla bütçe kısıtım negatif gelirle boş zaman arasında negatif ilişkiyi ifade eden bir doğru olacak. Ve eğimi de ücret oranına mutlak değer içerisinde eşit olacak. Hiç bakın ezber yapmadık. Şu mantıktan bunların hepsini çıkardık. Dolayısıyla bütçe kısıtım mutlak değer içerisinde, bütçe kısıtımın eğim mutlak değer içerisinde ücrete eşit ya da eğimin ücret oranının negatifine eşit olduğu, doğru mu? Negatif eğimli bir doğruymuş. Artık optimizasyon problemimi çözebilirim. Neden yapıyorum tüm bunu, tüm bunları? Yani ben neden kişinin böyle bir bütçe kısıtı altında faydasını maksimize edeceği gelir ve boş zaman ya da başka bir deyişle gelir ve çalışma süresi kombinasyonlarını neden arıyorum? Çünkü bu beni, bu analiz beni emek arzı kişinin, bu kişi için, bu optimizasyonunu yaptığım kişinin emek arzı eğrisini çıkarmaya götürecek. Nasıl olacak bu sizce? Buradaki ilişkiyi kurmak önemli. Neden bu analiz, bu optimizasyon çözümü, optimizasyon probleminin çözümü beni emek arzı eğrisini çıkarmaya nasıl götürür sizce? Peki emek arzı hangi iki değişken arasındaki ilişkiyi verecektir? Bana öyle sorayım size. Çalışma saati ya da süresi dediğin şey aynı şey. Yok hiç şey yapma. Yani diyorum ki kişi iş gücü piyasasında emeğini arz edecek. Çalışıp çalışmama kararı alacak. Sen belki çalışıyorsun. Nasıl alıyorsun çalışıp çalışmama kararını? Evet. Çalışılan süre belirlenecek. Onu neye göre belirliyorsun? Yani şunu demeye çalışıyorum. Hangi iki değişken, bir tanesini söyledin zaten çalışılacak süre. Ya da işte ne kadar süre çalışacaksın? Belki sıfır birim olacak. Hani diyoruz ya birey çalışmayarak da faydasını maksimize edebilir yeri geldiğinde. Böyle bir çözüm de olabilir. Az sonra göstereceğiz. Ücret arkadaşlar. İkinci değişken de ücret. Dolayısıyla aslında benim emek arzı fonksiyonum, emek arzı eğrim dikey eksende az sonra göreceğiz. Ücretin olduğu, yatay eksende çalışma süresinin olduğu bir ilişkiyi ifade eden bir eğri olacak. Tamam. Dolayısıyla bu analiz bana neyi veriyor? Gelirle boş zaman ya da gelirle çalışma zamanı arasındaki bağlantıyı veriyor. Şu çok önemli, ücret veri oranında yapıyor bunu. Ben bu analizi belli bir ücret oranı için yapıyorum. Eğer ben bu yaptığım optimizasyon çözümünü farklı ücret seviyeleri için tekrarlarsam neyi bulurum? Farklı ücret seviyelerinde çalışma süresi ne olacak? Onu bulurum.
İşte o da bana emek arzını verir. Tamam mı? Yani burada kritik şey, ben tüm bu kişinin, bu bireyin optimizasyon problemini ücret veri oranı için o bağlamda inceliyorum. Ben bunu değiştirdiğim anda, yani analizi, optimizasyon çözümünü farklı ücret seviyesi için yaptığımda otomatikman çalışılan süre değişecek. Dolayısıyla bakın, ücretle çalışılan süre arasında bir bağlantı, bir ilişki kurmuş olacağım. İşte bu ilişki her nasıl olacaksa, bunu göreceğiz, o bana emek arz fonksiyonunu verecek bu kişi için. Bunları yapmamın sebebi o. Bütçe kısmını çizdirdik, özellikleri hızlıca, negatif eğimli oldukları kanıtladık, neden olduğu tahtadaki denklemde. Eğimin ücret oranı negatifine ya da mutlak değer içerisinde ücret oranına eşit olduğu yine tahtada. Ücret oranındaki değişmelerden etkilendiği açık ortada. Neden? Ücret oranındaki değişmelerden etkileniyor. Nasıl? Bu eğrinin eğimi ücret oranı. Nasıl etkileniyor? Örneğin ücret arttığında diyelim. Ücret arttığında. Ceteris paribus. Diğer her şey aynı. Ve ücret arttı. Ne olacak? Tahtadaki şekliyle 5'ten 7'ye çıktı. Ve kişinin zaman kullanımı değişmedi. Oradaki 100 birim ne ifade ediyor? Önce onu anlamanızı sağlayayım. Şu nokta ne söylüyor bana? Aynen öyle. Demek ki T birimi 100. Doğru mu? Ücret dışı gelirin şu an olmadığını varsayalım. Tamam mı? Ücret dışı gelirin olsaydı ne olurdu size sorayım. Peki şimdi sorayım. Ücret dışı gelir olsaydı şu noktada olmadığını görüyorum. Neden görüyorum arkadaşlar? Neden görüyorum? Çünkü gelir bu noktada sıfır. Değil mi? Peki ücret dışı gelir olsaydı ne olacaktı? Nasıl? Kişi hiç çalışmıyor. Kişi hiç çalışmıyor. Fakat ücret dışı bir geliri var. Örneğin kira geliri var. Bu neyi ifade eder? Kişi hiç çalışmıyor ama eline bir para geçiyor. Doğru mu? Kişi burada hiç çalışmıyor ama geliri sıfır değil. Örneğin 200 liralık bir kira geliri var. Değil mi? Burası gelir eksenim. Boş zaman, çalışma süresi. Kişi burada değil de burada. Yani kişinin aslında kısıt fonksiyonu buradan başlıyor. Doğru mu? Eğer ücret dışı bir geliriniz varsa doğru çizim budur. Yoksa budur gibi. Tamam? Peki orijinal soruma dönüyorum. Eğer bunun eğimi, yani bütçe kısıtının eğimi ücret oranıysa, o zaman ücret oranındaki değişmeler bu eğride bir değişiklik yapacak diyorum ben. Siz katılıyor musunuz buna? Bir daha söyler misin? Yani bu eğrinin neyi değişecek? Ücret oranı değiştikçe. Ücret oranı eğrinin eğimi değil miydi arkadaşlar? Eğimi değişecek. Doğru mu? Başka hiçbir şey değişmezken, dolayısıyla yatay eksendeki kesim noktası aynı kalmak koşuluyla diyelim. Diyelim ki orijinal eğrim bu olsun. Ücret oranı arttığında bu kesişim noktası aynı kalmak koşuluyla ben daha fazla gelir elde etmeyecek miyim ücret oranı arttığında? O zaman eğri bu şekilde rotasyona uğrayacak. Doğru mu? Ücret oranı düştüğünde tam tersi.
böyle bir şey göreceğim. Tahtada gördüğünüz o dolayısıyla eğim değiştiği için bir eğri bir rotasyona tabi olacak. Doğru mu? Peki gelir değişiklikleri sizce yani nasıl değiştirir? O da ekstra bir bilgi olsun. Eğriyi toptan kaydırır. Farklı bir gelir seviyesinde ben bu eğride bir kayma göreceğim. Dolayısıyla ücret dışı gelirde meydana gelen değişmeleri de göstereceği gibi gelirdeki değişmeleri de gösterecek. Ücret dışı gelirdeki ya da ücretten kaynaklanan gelirdeki değişmeleri de gösterecek. Peki. Bütün bunları yaptım. Dolayısıyla olayın yani optimizasyon probleminin fayda amaç fonksiyonu kısmını yaptık. Ne? Farksızlık eğrileri yardımıyla. Burada bir şeyler anlattık. Dedik ki bunun bir de kısıt fonksiyonu var bu optimizasyon probleminde. Onu da bütçe kısıtıyla, zaman ve gelir kısıtıyla ifade ettik. Şimdi sıra ne? Artık optimizasyon probleminin çözümüne geldim. Yani bu kişi için emek arzını konuştuğumuz, ne kadar emek arz edecek, çalışma süresi ne olacak, faydasını maksimize etmek isteyen bu kişinin artık optimum çözümünü bulmaya geldim. Bunu nasıl yaparım? Optimizasyon probleminin çözümü. Bunu da söyleyip bitirelim. Hatırlayın, optimizasyon problemini ne olarak kurdum? Bir kısıt fonksiyonu altında bu problem üzerinde fayda bütçe kısıtı altında fayda maksimizasyonu. Doğru mu? Dolayısıyla az önce konuştuğum iki şey, yani farksızlık eğrisi de burada olacak. Bütçe kısıtı da burada olacak. Dolayısıyla belli bir bütçe kısıtıyla bana en fazla faydayı sağlayan gelir ve çalışma süresi kombinasyonum benim optimum noktam olacak. Böyle bir tane nokta var arkadaşlar. Belli bir kısıtla burada faydayı maksimize ettiğim bir tane nokta var. O da X gibi bir nokta. Nasıl bir nokta? O X tesadüf bir nokta mı? Değil. Ne yapıyorum? Bireyin faydasını maksimize eden çalışma süresi, çalışma ve boş zaman arasındaki değerlendirmesini yansıtan farksızlık eğrisi ile çalışmanın parasal karşılığını gösteren bütçe kısıtının birbirini kestiği, birbirine teğet olduğu nokta o X noktası. Ha, X noktasındaki gelir ve boş zaman ya da gelir ve çalışma zamanı kombinasyonu benim denge noktam. Bakın, farkındaysanız şuraya bir nokta söylememişiz ama Z, her an Y noktası olsun. Ve X ve Y noktası diye 3 nokta orada görmüş olsanız ve birisi size sorsa neden B ve Y noktası değil de X noktası benim optimizasyon problemimin çözümü dese ne cevap verirsiniz? Bir kere önce şunu söylerim ben. Bu üç noktanın da ortak bir özelliği var. Üçü de bütçe kısıtı üzerinde. Doğru mu? Üçü de, şurada bir nokta olduğunu dediğim gibi varsa. Üçü de bütçe kısıtı üzerinde. Fakat sadece X noktası bana daha fazla faydayı sağlıyor. Nereden biliyorum? Diğer iki nokta aynı bütçe kısıtı üzerinde olmasına rağmen orijine daha yakın bir farksızlık eğrisi üzerinde. X noktasına kıyasla. Oysa ki X noktası orijinden bunlara kıyasla, I1'e kıyasla daha yukarıda bir farksızlık eğrisi üzerinde. Yani fayda düzeyi daha fazla. Dolayısıyla bu üç nokta aynı bütçe kısıtı üzerinde olmalarına rağmen sadece X noktasında. O da nedir? Ona teğet geçen, yani o çizdiğiniz kısıta teğet geçen farksızlık eğrisi üzerindeki nokta bana maksimum faydayı sağlar. Dolayısıyla ne dedik? Farksızlık eğrisiyle bütçe kısmının birbirine teğet olduğu tek bir nokta vardır. Benim
bireyin optimizasyon çözümü de optimum noktası da o noktadır. Bu noktayla buradan devam edeceğiz. Burada bitirelim. Yine haftaya ikinci üniteden devam ederiz, olur mu? Emek arzına devam. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere haftaya.